Çağırdıkları an aynen Azerbaycan'dayız. Eyvallah. Efendim herkese merhaba, ben Timuçin Yıldız. Daha önce Karabağ'ın mutlaka alınması gerektiğini ve artık Türkiye'nin bu anlamda Azerbaycan'ın yanında tam olarak bulunması gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi bu soruyu yine milletimize soruyoruz. Bakın Azerbaycan için ne düşünüyorlar? Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Sizler için buradayız, yayınlarımıza devam edeceğiz. Faruk abi, Ermenistan Azerbaycan'a bir saldırı düzenledi. Tamam. Azerbaycan'da karşılığını verdi. Şu an topraklarını geri kazanıyor. Tamam. Bununla ilgili görüşlerini öğrenebilir miyim? Vallahi elimizden geldiği kadar Türk milleti olarak biz de Azerbaycan'ın arkasındayız. Çünkü niye? Biz aynı milletiz, aynı devletiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti her halükarda Azerbaycan kardeşlerimizin arkasında. Bu vesileyle Karabağ artık geri alınmalı mı? İnşallah sence? Alınacak tabii, alındı zaten. Bir şekilde biz gönlümüzü aldık Allah'ın izniyle. Eyvallah. Oradaki tamam. Türk kardeşlerine ne mesaj iletmek istersin? Vallahi dua ediyoruz. Çağırsınlar aynen. Dua ediyoruz yani. Başka bir şey yapmıyoruz, dua ediyoruz. Buyur abi. Çağırdıkları an aynen Azerbaycan'dayız. Kardeşim bizim görüşümüz Azerbaycan'la ilgili, biz kardeşiz. Sonuçta bu zamana kadar zaten süreç geç oldu. İnşallah bundan sonra erken olur. Karabağ dediğiniz muhabbet de bizim Karabağ, anladın mı? Onların değil. Ermeni zaten bunların. Soyu Ermeni, anladın mı? Hepsinin geberip ölmesini istiyorum zaten. Anladın mı? Biz Türk'üz. Allah'ın izniyle Müslümanız. Anladın mı kardeşim? Azerbaycan bizimdir. Karabağ bizimdir. İnşallah bunda da muvaffaka ereceğiz. Anladın mı kardeşim? Hepsini alacağız. Oradaki rahat Türk olsun. Kardeşlerimize ne mesaj iletmek istersin? Allah'ın izniyle. Rabbim yanında ol. Onları iyi bilsinler. Biz de onların yanındayız. Eğer görev gelirse de hemen gitmeye hazırız kardeşim. Ülkemizin komşularından birçok yere saldırı var. Global güçler saldırıyor. Şimdi bu da onlardan biri. Lakin hiçbirisine yılmadık, yılmayacağız da. Hükümetimiz bu konuda kararlı. İnşallah güzel bir süreç yürüteceğiz. Hep birlikte olacağız. Türkler birdir. Bir kalacağız. Kızılay'a daha demin kan verdik. Canımızı seve seve de veririz. Eyvallah. Oradaki Türk kardeşlerine ne mesaj iletmek istersin abi? Yani emin olsunlar, yanlarındayız. Hep yanlarında olacağız. Seve seve de gideriz yani. Hocam Kazakistan vatandaşıyız biz. Türk'üz yani sonuçta. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Süper. Hani hem Türkiye Cumhuriyeti için hem Azerbaycan için bizim canımız feda. Çünkü gavurdan dost olmaz, domuzdan post olmaz derler. Sonuna kadar biz beraberiz yani. Biz Türk'üz sonuçta. Aynen öyle. Şimdi biliyorsun Ermenistan evet. Rahat durmadı. Yine Azerbaycan'a bir saldırı düzenledi. Haberimiz var. Şu an Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor. Evet. Buna Karabağ'da dahil olsun istiyoruz. Bu konuyla ilgili görüşlerini öğrenmek istiyoruz senin. Hocam yani sonuçta biz gavurlara toprak verecek değiliz yani. Kendi toprağımızı kendimiz geri almamız bizim için daha iyi. Yani sonuna kadar biz kendi yani Türk milleti olarak kendi kardeşlerimizi destekleyeceğiz yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Ne söylemek istersin oradaki Türk kardeşlerime? Oradaki Türk kardeşlerime Allah yardımcılar olsun. Onları severiz, şey yaparız. Başımızın üstünden yeri var. Başka ne diyelim yani? Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Bol bol dua ederiz yani. Çok teşekkür ederiz. İki devlet tek milletiz biz. Ölene kadar Azerbaycan'ın arkasındayız. Şu anda Karabağ'ın da geri alınmasını arzu eder misin abi? Tabii ki isterim. Oradaki Türk kardeşlerine ne mesaj iletmek istersin? Ya onları seviyoruz. Arkasındayız. Biz de askeriz. Hazır bekliyoruz. Kendi toprağını işgal eden bir adamı insan affeder mi? Olmaz yani. Bu Ermenistan'ın yaptığı bu zulüm hiç... Zaten Ermeniler hep zulüm yapıyor. Hep orada bir avuç Müslüman gördün mü? Her tarafta bir Müslüman diye İran geçmen Müslüman değil. O ismen Müslüman. O da tutmuş onları destekliyor. Rusya bir yandan, Fransa bir yandan, bilmem her tarafta bir yandan bir avuç orada insanları hem toprağından zulüm ediyor, işkence yapıyor. Kendi toprağını değil. Orada Ermenistan'ın... Şu an ne yapılması lazım abi? He? Şu an ne yapılması lazım? O Karabağ'ın alması lazım yani. Başka yok. Türkiye sonsuz yani son damlarına kadar Türkiye arkasında olması lazım. Oradaki Türk kardeşlerine ne mesaj iletmek istersin abi? Hiç korkmasınlar, son damlasına kadar arkasındayız biz. Onlara yedirmeyeceğiz o toprakları. Karabağ onlara mı yedireceğiz? Bu zulüm, bunu Müslümanım diye bunu kabul edeni ben görmem, tanımam. Karabağ Azerbaycan'ındır. Karabağ tabii ki Azerbaycan'ın. Tarihlere bak, şeye bak abi. Ve Türkiye'nin bir an önce bu işe el atması lazım. Biz kardeşlerimizin yanındayız her zaman. Gerekirse biz bile gideriz oraya. Bir an önce devletimiz buna el atması lazım. Yani... Geç bile kalındı. Bu vesileyle artık Karabağ'da geri alınmalı değil mi abi? İnşallah. İnşallah o da olacak. Ama bir an önce yani bizim de destek olmamız lazım. Kardeşiz ama yani böyle olmuyor, uzaktan olmuyor. Oradaki oradaki Türk kardeşlerine ne mesaj iletmek istersin abi? Onlar merak etmesinler, biz onların devamlı arkasındayız. İnşallah her şey daha iyi olacak. Ya Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Her konuda destek çıkılması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bir daha böyle bir sorunla karşılaşılmaz. İki devlette, Türkiye'de bütün devletler mutlu mesut olsun, yani savaş olmasın dileğimiz ama. Şu an bu vesileyle Azerbaycan'ın Karabağ'daki topraklarını geri almasını arzu eder misiniz? Tabii ki. Ne söylemek istersiniz oradaki Türk kardeşlerinize? Her zaman destek veririz elimizden geldiğince. Bir Türk kardeşleri olarak ben de bu konuda destek olurum. Ne diyeyim bilmiyorum. Heyecanlandım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kazansın mahvetsinler onları ya, daha ne diyelim ya. Onlar hak etti. Hak ettiği cezayı onlar verecektir mutlaka. Karabağ'ı da geri alsın mı abi? Alsın abi. Her şeyi yapsınlar yani. Tamam. Her zaman için biz, Azerbaycan bizim kardeş devletimizdir. Her zaman için yanında destekliyoruz biz Azerbaycan'ın. Ha Azerbaycan, ha Türkiye. Ermenistan'ı nalet diyoruz biz şu anda. İsteseler şu anda ben gönüllü Azerbaycan'a asker olarak her zaman giderim. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır. Oradaki Türk kardeşlerimize ne mesaj iletmek istersin abi? Onlar her zaman için destekliyoruz. Her zaman için onlar ha biz ha onlar, hiç fark etmez. Onların her zaman için yanındayız. Hiç korkmasınlar. Ermeniler bir zaman belasını bulacak. Her zaman için, ne zaman olsa sonunda belasını bulacaklar. Şu konuyla ilgili geç kalınmış bir şey ya. Aslında onların saldırmasını beklememeleri lazımdı. Daha erkenden girip almaları lazımdı yani. Türkiye'nin bu konuda tam anlamıyla destek olduğunu biliyoruz. Tabii ki. Bu vesileyle Karabağ'ı da geri almalılar mı sence? Tabii ki. Komple bence hepsini, işgal toprakların hepsini geri almamız gerekiyor. Çok geç kalınmış bir karar yani. Oradaki Türk kardeşlerin için ne mesaj iletmek istersin? Yanlarındayız, bunları bilsinler yani. Türk milleti her zaman yanlarında onların. Türkiye olarak her zaman yanındayız. Ben Azerbaycan'ın bu haklı mücadelesinde öyle bütün ülkelerin desteğini almasını gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de açıklama yaptı Erdoğan. Öyle bütün yani nasıl bir şekilde destek görmek, destek vermek istiyorsa o şekilde destek vereceklerini dile getirdiler. Şu anda bu vesileyle Azerbaycan'a Karabağ'ı da geri kazandırmak gerekir, doğru mu? Kesinlikle. Kesinlikle ama bunu bırakacaklarını düşünmüyorum. Yani bir şekilde öyle daha sonra arabuluculuk ederler. Fransa'dır, Rusya'dır. Yani yine geçmişte yaptıkları gibi arabuluculuk ederler. Ama biz artık durmayalım. Gerekirse inşallah Türkiye'de yani bu işin içine girsin. Temennimiz o inşallah. Eyvallah. Oradaki Türk kardeşlerine ne mesaj iletmek istersin? Rabbim yardımcıları olsun. Yani duadan başka elimizden gelen bir şey yok. Keşke gelebilse. Ama ülkenin, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin vermiş olduğu desteği gerçekten çok başarılı buluyorum ve inşallah devamı gelir diye düşünüyorum. İnşallah. Bu konu hakkında çok fazla bir bilgim yok ama yani Dağlık Karabağ meselesi de bir sürü şey oldu. Neydi? Azeri katledildi. Azerbaycan Türk'ü. Aynen, Azerbaycan Türk'ü. Ermeniler sözde soykırım olarak bize şey yapıyorlar, iftira atıyorlar ama kendileri soykırımın en büyüğünü yaptılar ve askeri saldırılar düzenliyorlar. Diplomasiyle çözülemeyeceğini falan söyledi işte Azerbaycan Başkanı. Bence orada bir savaş çıkacak. Zaten çıktı şu anda. Şu anda çıktı, Ermenistan tekrar saldırdı Azerbaycan'a. Azerbaycan'da karşılık olarak şu an karşı hamle yaptı ve topraklarını geri kazanıyor. Tamam. Sence Karabağ'ı da geri almalı mı? Bence eğer yerleşim yerindeki Türk sayısına bağlı. Eğer Türk çoğunluğu varsa bence alınabilir. Peki yani, oradaki Türk kardeşlerine ne mesaj iletmek istersin? Yani kalbimiz, gönlümüz onlarla birlikte. Ne söylemek istersin? Allah yardımcılar olsun her konuda. Oradaki Türk kardeşlerinize ne mesaj iletmek istersiniz? Vallahi her konuda Rabbim yardım etsin. Amin. Onlarla birlikte yüreğimiz. Şimdi Azerbaycan orada eğer toprakları Ermenistan'ın eline geçmişse o onların hakkıdır. Şimdi yalnız bizim ülkemize gelince, şimdi biz dünya o kadar açılmışız ki. Mesela Suriye'ye, Libya'ya, Akdeniz'e o kadar dağınıkız şu anda. Ekonomimiz de ortada. Şimdi biz diyoruz ki biz direktmen orada sahada Azerbaycan'la beraber hareket edeceğiz. Bu ekonomik krizde bak insanlarımız zor durumda. Ben diyorum bunu yapacağımıza onlara bir arabuluculuk yapabiliriz. Bir onların içerisine bir barış falan getirebiliriz. Kalkıp da orada askeri müdahalede bulunmak gerçekten ülkemize, milletimize zarar veriyoruz. Abi yalnız şöyle bir durum var. Evet. Askeri müdahalede bulunan bir kere Ermenistan. Saldırıyı başlatan bunlar. Evet. Ve yıllardır zaten bu arabuluculuk eylemleri yapılmış ama bir sonuca varılamamış. Evet. Yani artık bunlar bunu hak etmiyor mu sence abi? Şimdi tamam da hak ediyorsa da bak ben şunu söylüyorum. Ülkemizin durumu ortada. Ben diyorum yine de ülkemiz böyle bir araya girse, bir arabuluculuk yapsa, onları bir barıştırsa, yani orada bir aracı olsa daha güzel. Ama biz kalkıp da orada askeri müdahalede bulunursak, şimdi ülkemiz bak biz zor durumdayız. Bak şu anda gidin markete bir şey almaya çalışın, 100.000 liralık iki poşet bir şey alamıyorsun. Şu anda bir işçinin yevmiyesi 4-5 sene önce de 100 lira, 120 lira. Bak siz bana sordunuz, ben onu söylüyorum. Yani şu anda ne durumdayız onu söylüyorum. Kalkıp da orada bir askeri hareketi yapmak gerçekten ülkemize büyük bir zarar veririz. Bak doları görüyorsun, euroyu görüyorsun, altını görüyorsun. Yani ben diyorum ki bir arabuluculuk yapsak. Çünkü bak şu anda bir şey soracağım abi. Evet. Bu arabuluculuk diyorsun ya, bu nasıl yapılabilir abi? Şimdi şöyle, yani araya girilir. Mesela bak Libya'da. Karabağ'ı geri alabilir miyiz mesela arabuluculukla? Tabii ki. Yani orada gerçekten orada Azerbaycan'ın bir hakkıysa dünyada görüyor. Orada hak var, hukuk var. Yani onu bir masaya yatırsalar. Bak kardeşim burası Azerbaycan'ın yeri. Siz burayı işgal ettiniz. Bak burası adamların toprağı. Yani böyle desek belki tekrar geri alabiliriz. Ama kalkıp da orada askeri müdahalede bulunmak gerçekten ülkemizi daha da zora koyar. Bu bizi yönetenler, bak Sayın Cumhurbaşkanı'na da söylüyorum, bizi yönetenlere de söylüyorum. Yani gerçekten şu anda halk olarak, insanlar olarak zor durumdayız, ülke olarak zor durumdayız. Zor geçiniyoruz. Yani kalkıp da oraya bir müdahalede bulunmak, bu da nedir? Yani bu ülkenin işte parasını, şeyini götürüp oraya harcamaktır. Onun için ben demiyorum Azerbaycan da bizim kardeşimizdir. Ne yapalım? Onlara evet yardımcı olalım ama askeri müdahalede değil. Başka yolları deneyelim. Bir barışçıl, bir yollar deneyelim. Olmazsa abi? Olmazsa da yani ben yine de askeri olarak oraya müdahale edelim. Ben yani diyelim ki barışı sağlayamadık. Ermenistan yine de karşı çıktı, yine de saldırı düzenledi. Yine de durmuyor. Ne yapmamız lazım bu durumda? Ya şimdi o durumda ben yine de bak şimdi şunu söylüyorum. İyi bir durumda olsaydık tamam. Ben derdim ki ya tamam onlar da bizim kardeşimiz, gidip orada direkt müdahalede bulunalım. Ama ülkemiz zor durumda. Daha da ülkemizi zor. Bir de şöyle bir şey var. Abi orası da bizim ülkemiz değil mi? Tamam ya bir de şöyle bir şey var bak kardeşim, ben şunu söyleyeyim. Şimdi bak biz nereye gidiyorsak o yani ülkeler bizi görünce orada hemen birleşiyorlar. Akdeniz'de gördünüz, herkes birleşiyor. Suriye'de gördünüz, herkes birleşiyor. Libya'ya gittik, bak bir tarafa yardım ettik. Ondan sonra şu yardım ettiğimiz, yani desteklediğimiz o insan şu anda şeyi bırakıyor, başkanlığı bırakıyor. Yani biz nereye gidiyorsak insanlar orada kilitleniyor, biliyor musun? Herkes şu anda bize müdahale ediyor. Herkes şu anda yani bizimle uğraşıyor. Ekonomik olarak ambar koyuyorlar bize. Yani bunu düşünmek lazım. Yani çok iyi düşünmemiz lazım. Bak çok açılmışız. Suriye'deyiz, Libya'dayız. Ondan sonra Akdeniz'deyiz. Yani dünyanın her tarafına açılmışız. Bunu kendimizi toparlamamız lazım. Bak insan olarak gerçekten, millet olarak, halk olarak zor durumdayız. Şu anda Akdeniz'de de zaten kendi haklarımızı savunuyoruz. Ya kendi haklarımızı savunuyoruz ama adamlar orada ne yapıyor? Hemen birleşiyor. Orada bize bir şey vermeye çalışmıyor. Ama biz ne yapalım, tamam mı? Ben de diyorum ki aklımızı kullanalım. Yani hemen savaşa girmeyelim. Gidip sahada. Şimdi savaş yapmak, gidip orada savaş yapmak, savaş ne demek biliyor musun? Bir soru soracağım abi. Ha? Ermenistan şu anda Azerbaycan'a saldırdı. Evet. Azerbaycan buna karşılık verdi. Şimdi Ermenistan saldırılarına devam etse, Azerbaycan'ı işgal etmeye kalksa, evet, biz o zaman ne yapacağız abi? Şimdi tabii ki. Bak şimdi mesela ne yapıyor? Direktmen Azerbaycan'ı işgal etmeye çalışırsa o zaman ne yaparız? Yani onlara yardım ederiz. Bir de şöyle bir şey var. Belki şu an olan durumu abi. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Azerbaycan'la Ermenistan hemen yani birbirini denkleştiriyor. Şimdi Ermenistan'a yardım eden devletler çıkarsa biz de oraya yardım edelim. Ben demiyorum etmeyelim. Ama ikisi eğer yani orada çatışıyorsa, savaşıyorsa biz onlara başka yoldan barışçıl bir şey götürelim onlara. Bak biz oraya şu anda müdahale etsek, benim bu sözümü unutmayın. Biz şu anda Azerbaycan'a müdahale etsek Libya gibi olur. Bütün diğer devletler de kalkar, Türkiye yüzünden kalkar Ermenistan'a yardım eder. Çünkü hepsi Türkiye istemiyorlar yani. İnsansız hava araçlarını gönderdik zaten. İnsansız hava araçlarımızı gönderiyorsak onlar ayrı. Ama askeri olarak oraya müdahalede bulunmak gerçekten ülkemizi zora koyar. Burada ben yetkililere, bizi yönetenlere sesleniyorum. Yani bunu iyice düşünsünler, akıllıca düşünsünler. Yani zaten her tarafa açılmışız. Bunu iyi düşünmek lazım diye düşünüyorum. Ermenistan'ın yaptığı pek doğru bir şey değil. Tabii Azerbaycan'da topraklarını koruyacak doğal olarak yani. Türkiye olarak yanındayız Azerbaycan'ın. Türkiye'nin tam destek vermesini ve Karabağ'ı tekrar Azerbaycan'a kazanmamız gerektiğinin farkında mıyız abi? Tabii ki, tabii ki. Oradaki kardeşlerimize ne mesaj iletmek istersin? Yani Allah sabır versin, Allah yardımcılar olsun. Hep beraber yanlarındayız. Gereken neyse yapılmalı yani. Hem Türkiye hükümeti olarak hem Azeri hükümeti olarak hem diğer Türk hükümetleri olarak yapılması gereken neyse bir an önce yapılsın. Oradaki Türk kardeşlerimize ne mesaj iletmek istersiniz? Ya Türkiye her zaman Azerbaycan'ın arkasındadır yani. Bu böyle bilinsin yani. Yalnız değildir diyor. Aynen öyle. Bence Suriyelilere yardım edinceye kadar onlara yardım etsinler. Ki başımızın üstünde de yeri var yani insanlar. Bence. Oradaki Türk kardeşlerimize ne mesaj iletmek istersiniz? Allah yardımcıları olsun. Başka ne diyebiliriz? Elimizden bir şey gelmiyor şu an. Teşekkür ederim. Ama dediğim gibi yani öbür tarafa yardım ettiğimiz kadar onlara daha fazlasını edelim. Teşekkür ederiz. Çünkü buradakiler nankör çıktılar başımıza. Yiyorlar, içiyorlar, hala yaptıklarını dört nala geziyorlar. O insanlar daha iyi olur bence. Çok teşekkürler abla. Sağ olun. Ya, bir Türk milleti olarak tabii elimizden geleni yapmak durumundayız. Onlar bizim kardeşlerimiz. Yani elimizden ne geliyorsa yardımımızı göstermemiz gerekiyor. Şu an Karabağ'da dahil olmak üzere bütün topraklarını geri almasını ister misiniz canı gönülden abi? Tabii muhakkak. Gereken desteği de veririz. Oradaki Türk kardeşlerimiz için ne söylemek istersiniz? Allah yar ve yardımcıları olsun. İnşallah tez zamanda bu nüsbeti baştan def eder, bir rahatlığa ulaşırlar. Ermenistan'a bir göz daha vermenin zamanı gelmiştir. Çünkü Ermenistan halkı da melektir ki Türk devletleri birdir. Yani, bu vesileyle Karabağ'ın da geri alınması gerekir mi abi? Mutlaka tabii Karabağ orası tabii ki Azerbaycan'ın hakkı. Neticede Azerbaycan topraklar bizim de topraklarımız sayılır. Oradaki Türk kardeşlerine ne mesaj iletmek istersin abi? Orada Türk kardeşlerimize kendilerinin yalnız olmadıklarını ve bilsinler ki kardeşlerinin de olduğunu bilsinler yani. Şöyle söyleyeyim, her iki ülke içinde ölen kişiler siviller oluyor genelde. Zararlar siviller tarafından, daha doğrusu zararları siviller görüyor. Savaşın her türlüsüne karşıyım. Yani bu hangi taraftan gelirse gelsin, masa üzerinde diyalogla bunları çözmesini istiyoruz. Abi yıllardır süren bir masa diyaloğu oldu zaten ama bu çözülemedi. Kaç sefer barış anlaşmaları yapıldı ama Ermenistan hep ihlal etti. Şu anda yine Azerbaycan'ın sivillerini öldüren Ermenistan. Şimdi bu durumda artık bunu hak etmiş olmuyor mu? Yani şimdi bölgede olmadığım için bilemiyorum. Hangi tarafı her iki devletin de tezleri olabilir muhakkak. Sizin söylediğiniz gibi Azerbaycan da haklı olabilir ama karşı taraftaki Ermenistan da bunun yani haklı. Şimdi bütün dünya basınında Azerbaycan'ın haklı olduğu zaten yansıtılıyor. Yani işte diyorum ya, sahada olmadığımız için ben bunu tam olarak şey yapamıyorum. Ben savaşın her türlüsüne karşı olduğum için bir şey diyemiyorum. O konuda her iki tarafında bence çözümü masa üzerinde haklı olanın hukuk üzerinden halledilmesi gerektiğine inanıyorum. Savaş olayları beni hiç ilgilendirmiyor. Hiç ilgilendirmiyor. Çünkü bu dünyada ne yaparsan kendine yaparsın. İyisi de kötüsü de. Bitti. Ben Azerbaycan'daki Türk kardeşlerini seviyor musun abi? Tabii. O zaman onlara destek olmamız lazım, doğru mu? Zaten oluyoruz. Evet. Askeriye falan oluyor. Peki sen oradaki kardeşlerine ne mesaj iletmek istersin? Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Yani kardeş ülkemiz inşallah başarırlar, kazanırlar. Karabağ meselesinden haberiniz var mı? Yok. Orada bir bölge, o bölge yıllardır kazanılamıyor. Azerbaycan'ın hakkı olan bir bölge. Kazanmasını ve bu vesileyle orayı almamızı isteriz. İnşallah. İnşallah çok isterim. Oradaki Türk kardeşlerinize son olarak ne mesaj iletmek istersiniz? Yani inşallah başarılar, arkasındayız hepsinin. Tamam. Türkiye'de destek vermeli. Yani ya biliyorsun Atatürk'ün dediği söz var. Azerbaycan'ın sevincimiz, kaderi kaderimizdir. Gerekirse Türkiye'de destek vermeli. Bir an önce işgal bitmeli. Onların yanında olmalıyız yani. Oradaki evet, Türk kardeşlerine ne mesaj iletmek istersin? Abi unutmasınlar, Türk'ün gücü yani dünya bedel abi. Eyvallah, çok teşekkür ederiz.